Benim Gözümden Bodrum web serisine hoş geldiniz. Şu anda Orta Kent'teyiz. Şurada Lena Erdil Windsurf Center'dan SUP'la çıktım. Şimdi de şu karşıdaki adaya gideceğim. Bunu sabah erkenden gün doğarken yapmak gerçekten ayrıyetten keyifli. Kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum. Bazen yazın adaya da yüzüyoruz ve yunuslarla karşılaşıyoruz. O tabii çok özel bir anı oluyor. Sörf yaparken de bol bol kaplumbağa görüyorum bazen burada. Bakalım bugün bir şeye rastlayacak mıyız? Stand up paddle surf yaparken küreğin tutuş şekli önemli. Şöyle bir elimizi üstten tutuyoruz, diğer elimizi şöyle tutuyoruz. Çekerken de uzun uzun çekiyoruz. Hani şöyle küçük küçük değil, arkaya doğru ve hafifçe dizleri büküyoruz. Adaya varmak üzereyiz. Yolda maalesef plastik torba buldum denizde. Genelde böyle gidince toplamaya çalışıyorum. Keşke bu plastikleri hiç görmesek denizde. Adaya vardık. Buraları kayalık. Şurada ileride küçük bir plaj var. Oradan adaya çıkacağız. Bu mevsimde gerçekten ilk kez bu şekilde görüyorum adayı. Eskiden yemyeşil oluyordu, şu anda sapsarı. Yeni bir bitki örtüsü geldi bu sene ve gerçekten yaklaştıkça çok daha da güzel görünüyor. Evet, şurada dalan, büyük ihtimalle zıpkınla dalan birisini buldum. Bakalım konuşabilecek miyiz? Oo, süper, ahtapot buldunuz galiba. Evet evet, yem yapacağız bunları. Aa, neye yem olacak bunlar? Valla laoz ve sinerit avlamak için ama. Ne çıkarsa artık. Evet, demek ki Çelebi Adası'nda güzel ahtapot oluyor. Onu öğrenmiş olduk. İyi. Ben de zıpkınla dalmayı öğrenmek istiyorum ya. Profesyonelle beraber dalmanız tabii faydalı ilk önce. Evet. En azından balığa nasıl yaklaşacaksınız ürkütmeden, korkutmadan. Bir kere tüfek gerili hiç gezmeyeceksiniz. Balık görünce geleceksiniz. Ha. Aa, köpekler var. Görüşürüz rastgele. Ben burada yaşıyorum. Öyle mi? Evet. Hani ya kendin? Ben normalde sörfçüyüm. Ama rüzgar yok. Rüzgarsız yapamıyoruz. Aynen, katılıyorum. Rüzgarsız havada krek var. Ne yapalım? Bu da güzel. Evet. Bu da kollara kuvvet. Aynen. Sancak iskele, sancak iskele. Vallahi öyle. Hadi bakalım. İyi, hadi görüşürüz. Sağ olun, iyi günler. Oğlum oltaları. Evet, hayvan. Gidiyorlar. Yelkenimizi sordular. Tabii bu havada yelken olmadığı için kürek kullanıyoruz zaten. Ama başka bir gün belki de rüzgarlı yelkenli bir zamanda buluşuruz tekrar. Adada küçük bir yürüyüşe çıktım şimdi. Burası normalde martı ve tavşanlar adası olarak biliniyor. Martıları zaten duyuyorsunuz, her yerdeler. Tavşan şu anda daha görmedim. Normalde yazın her yer tavşan kaynıyor. Bakalım size tavşanları gösterebilecek miyim? Maalesef burada da, adada da yeni bir sürü plastik şeyler var. Yani bu plastik torbaların denize gelmemesinin sağlamanın en etkili yönü plastik torba kullanmamak. Alışverişe gittiğinizde kendi torbalarınızı götürün. Bakkalda gerçekten ihtiyacınız olmadığı sürece poşet almayın. Bunlar gibi şu güzel adada ve denizde bitmesin onlar. Denizlerimizi ve doğayı temiz tutalım. Şurada ileride vites koyunu görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde de Orta Kent koyumuz. Evet, adadaki maceramızı bitirdik şimdi. Şuradaki elektrik
dilekleri göstermek istedim. Yarın sizi mountain bike, yani dağ bisikletimle oraya getireceğim. Ve orada çok güzel bir rota var, onu göstereceğim. Hoşça kalın.